Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından hasarlı binalarda eşyaları bulunan depremzedeler evlerine girerek eşyalarını kurtarma telaşına düştü. Eşyalarını memleketine götürmek için oturduğu hasarlı binaya tekrar giren genç öğretmen Havva Köse korku dolu anları da tekrar yaşadı. Kahramanmaraş'ta 2 yıldır öğretmenlik yapan ve Dulkadiroğlu ilçesinde Bakdur apartmanında tek başına yaşayan genç öğretmen Havva Köse ise babası Bülent Köse ile birlikte depremden kurtulduğu hasarlı binaya eşyalarını toplamak için tekrar girdi. Merdivenlerin çöktüğü ve duvarlarda derin çatlakların yer aldığı ağır hasarlı binaya tekrar giren Havva Köse, depremin yaşandığı gün yaşadığı korku dolu anları da tekrar yaşadığını söyledi. Çok zor. Bir de tek yaşadığım için tabii daha çok korktum. Anlatılamaz yani, anlatamıyorum. Sarsın tantında ne yaptınız? Ne yaptım? Kedimi kurtarabildim. Direkt çıktım. Hani hiçbir şey yapamadım o an. Herkes çıkmıştı. Aşağıdan bağıranlar oldu. Ben kapının önüne dolap düştüğü için çıkamadım odada. Daha sonrasında hani kapıyı açtıktan sonra çıkabildim ki herkes inmişti zaten, aşağıdaydı. Neyse ki bizim apartmanımızda hani öyle ne olmadı. Ama hani şükür hayattayız da bayağı zor bir şey atlattık gerçekten. Allah kimseye yaşatmasın. Evet, hatta geri çıkarken bayağı o anı tekrar yaşadım ama inanın mecbur kaldık biraz da. Hani çok fazla eşyam vardı çünkü. Hani alabildiğimizi alalım diye geldik açıkçası. Ben cuma günü getirdim bunu, bırakmaya geldim arabasıyla. Cumartesi dönecektim, dönemedim. Uçak rötar yaptı. Pazar beni kızım garaja bıraktı. Oradan Antep'e geçtim. Sonra bir şekilde Ankara'ya indi uçak. Otobüse ben gidiyordum. Sabah 4.30 gibi beni aradı. Ben dedim muhtemelen herhalde yollar karlı, beni nasıl oldun diye aradı diye düşündüm. O dedi çok büyük deprem oldu dedi. Hala... Dedi ben iyiyim. Ondan sonra biz artık Denizli'ye vardık. Hemen tekrar anası apar topar, anası, annesi, kardeşi tekrar geldik. Bir gün sonra 24 saate gelebildik yol şeyinden dolayı. Ondan sonra kızımızı götürdük. Şimdi eşyalarımızı toplamaya geldik Denizli'ye. Burayı gördüğünüz zaman ne dersiniz?